Selamlar herkese. Bugün Power Apps'te Update If fonksiyonunun nasıl kullanıldığını gösteriyor olacağım. Update If fonksiyonu nedir? Bizim veri tablomuzdaki değerleri bizim belirtmiş olduğumuz koşullara uyan verilerin ilgili kolonlarındaki verileri güncellememizi sağlayan bir fonksiyondur. Patch fonksiyonuyla farkı ne? Patch fonksiyonunda siz ya o listedeki bir öğeye bir şey eklersiniz ya da ilgili listeye yeni bir tane daha öğe eklemiş olursunuz. Patch fonksiyonunda yazmış olduğunuz koşullar neticesinde. Update if'de ise sizin aslında o tablonuzdaki verileri atıyorum. Şu tarihten sonraki kayıtları şöyle güncelleştir. Bu tarihten önceki kayıtları böyle güncelleştir. Ya da atıyorum bir toplam tutar var. Bir toplam tutarda şunun üstünde olan kayıtları şöyle güncelleştir gibi bir takım komutlar vererek bunları güncellememizi sağlayan bir fonksiyondur. Şöyle bir listem var. İşte burada bir takım talepler var. Talep durum var. Bekleme olarak duruyor. Talep tarihi var gibi düşünebilirsiniz. Diyelim ki şu işlerin tamamı tamamlandı. Ben tek tek bunların hepsine gelip tamamlandı yazmak yerine uygulamamın içerisinde tek bir tane fonksiyonla bunların tamamını tamamlandı haline getirebileceğim. İlk önce listemle uygulamamı bağlıyorum. Şimdi buradan gelip bir galeri ekleyelim. Buna da arıza kaydı. Şöyle sadece başlık ve alt başlık olsun. Tamam. Görmüş olduğunuz gibi burada talebimizin konusu ve hemen altında ise statüsü gözüküyor. Bunlar isterseniz şöyle daha açıklayıcı olması açısından şuralara da şeyleri getirelim. Talep konusu. Dedim. Bir tane daha aldım. Talep durumu diyebilirim. Şimdi bir buton ekliyorum. Butona da diyorum ki tamamlandı olarak tümünü olsun mesela tümünü tamamlandı olarak güncelle diyelim. Bunun içerisine gelip update diyorum. Bize diyor ki hangi tablo? Arıza kayıt tablosu. Özür diliyorum. Update if yazıyoruz. Koşul. Koşulumuz şu. Talep durumu eşittir. Beklemede olan kayıtları git. Talep durumu eşittir. Yani iki nokta üst üste tamamlandı olarak değiştir. Bakın şimdi. Görmüş olduğunuz gibi tamamını tamamlandı olarak değiştirdi. İstiyorsanız bunun içerisine gelip şimdi tamamlandı olanları geliyorum. Beklemede ya da iptal diyelim. İptale çevirelim. Tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi tamamını iptal olarak güncelledi. Diyelim ki buraya birkaç tane daha kayıt atalım. Sunucu arızası diyelim. İşte bunlara da bir tarih girelim. Ekran arızası. Buraları boş bırakıyorum. Mesela buraları nasıl dolduracağımızı da bu fonksiyonla göstermiş olayım.
Bir sayfamızı yenileyelim. Şunu şuraya aldım. Görmüş olduğunuz gibi işte talep durumları şu anda boş. Diyorum ki ben yeni bir ton daha ekliyorum. Bu da şöyle olsun. Boş olan durumları beklemede olarak güncelle. Hani ben daha açıklayıcı olması açısından böyle butonları şu an çok büyük yaptım. Şimdi yine arıza kayıt tablomuzda. Şimdi is blank yani nedir? Boş olan kayıtlar. Neresi boş olacak? Talep durumu. Talep durumu boş olan kayıtları beklemede olarak güncelleyecek mi bakalım. Burada is blank komutu bu alanda boş olan kayıtları getirirse yani orada bir değer var mı yok mu onu kontrol eder. Bakın iptal olarak çevirdi çünkü biz burayı iptal olarak yazmıştık. Şöyle birkaç tane daha kayıt atalım. Hatta şunları silelim tekrardan bir. Daha net görmeniz için. Sayfayı tekrardan yeniliyorum. Ne yazmıştık buraya? İzmirlenk. Talep durumu olanları beklemede olarak güncelle. Bunu değiştirelim. Boş olanları beklemede olarak güncelle dedim. Bakın şimdi şurada iki tane görmüş olduğunuz gibi bunların beklemede olarak güncelledi. Bunu bu arada buradaki tüm sütunlar için yapabilirsiniz. Siz belirli koşullar verip bu koşulun altındakiler, üstündekiler vesaire gibisinden atıyorum şuraya bir tekrardan bir satır ekleyelim. Aciliyet diyelim mesela buna. Mesela skor olarak verelim 50, 40, 30, 60, 80, 90 diyelim. Geldik tekrardan uygulamamıza. Sayfamızı yeniliyoruz. Buraya da gelip şuraya alalım. Aciliyet skoru. Tamam. Geldik. Şuraya da dedik. Şimdi buradan bir tane daha kopyaladım. Diyorum ki aciliyeti kaçın üstünde olanları atıyorum. 50'nin üstünde olanları 100'e getirelim.
Tabii burası biz text alanı verdiğimiz için burada koşul yazacağımız zaman onun da şey olmasını istiyor. Bir sütun daha ekliyorum buraya. Hatta bunu kaldıralım. Daha hızlı çözmek üzere daha farklı yöntem var ama. Şöyle yapalım. Sayı diyorum. Tekrardan. Altmış, 80, 30, 70 diyelim burada. Tekrardan çıktık buradan. Yeniliyoruz sayfamızı. Hemen hızlıca tekrardan skoru getireyim. Getirdik. Şundan bir tane daha kopyalayayım. Bu sefer aciliyet büyükse 50'den aciliyeti 100 olsun. Görmüş olduğunuz gibi biz buraya ne yazdık? Gelip 50'den büyükse bunları 100 yap. Bu 50'ye eşit olduğu için onu 100 yapmadı. Geriye kalanları 100 yaptı. Yani bu sayede siz toplu bir kayıt güncelleme burada yapabiliyorsunuz. Tek tek bir güncelleme yapmak istesek nasıl yapardık? Buna şey diyelim şimdi. Seçili kaydı güncelle. Siz seçili kaydı güncellemek isteseniz patch kullanabilirdik burada. Patch deyip kaynak diyoruz. Yine arıza kaydı. Neyi güncelleyeceğiz? Galeri 1'deki seçili. Diyelim ki talep durumunu yeniye çekelim. Bakın şimdi şu mouse talebinin olduğu yani şu girişteki seçtim bunu. Burayı yeniye getirmesi lazım. Görmüş olduğunuz gibi seçili kaydı güncelledi. Eğer seçili kaydı belirli bir koşul altında güncellemesini istiyorsanız ne yaparsınız? Bu sefer de başına if fonksiyonu kullanırsınız. If işte şöyle göstereyim. If deyip aciliyet seçiyorum aciliyeti atıyorum 60'tan büyükse ya da direkt eşitse 100'e bildiğimiz kayıtlardan yine patch kullanıp seçili talep durumunu atıyorum yüksek olarak yazalım. Ayırt edebilmek için. Bakın şu kaydı seçiyorum. Seçili kaydı güncelle diyorum. Hiçbir işlem yapmıyor. Bakın buna geliyorum. Talep durumunu değiştirecek. Yükseğe çevirdi. Yani bu sayede sadece tek bir kayıt üzerinde bir güncelleme yapmak istiyorsanız seçili olan kayıt üzerinde direkt bunun üzerinden güncelleme yapabilirsiniz. Ya da hiç burada herhangi bir öğenin seçili olup olmamasından bağımsız sadece bir ID ile
beslemek istiyorsanız, yani şu ID'deki kaydı güncelleme demek istiyorsanız, ister bununla ister bununla. Burada listeye siz açmış olduğunuz kayıtların bir ID'sini atarsınız. ID attıktan sonra, ID atadıktan sonra burada işte şu ID eşitse git bunu güncelle, ya da gidip buradan neyi güncelleyeceğim dediğinde, patch dedikten sonra bunu değil şu ID'li kaydı güncelle dediğinizde doğrudan o kaydı güncellemiş olursunuz. Updated fonksiyonunu kullanımı bu şekilde.